İyi akşamlar değerli canlar. Lüksüz Cem Evi olarak bu akşam yine karşınızdayız. Evlerinize mihman olacağız. Bu akşam değerli iki tane kadın yoldaşım bizlerle birlikte olacak. Hep birlikte evlerinizdeyiz. Sizlerle muhabbet edeceğiz. Değerli yoldaşım Songül Tunç Demir, Pür Sultan Kartal Şubesi eski başkanı. Biliyorsunuz zaten sosyal medyadan da birçoğunuz kesin tanıyorsunuzdur. Değerli yoldaşım Arzu Erdoğan, Gazi Cemevi yöneticisi, aile yönetimde kendisi. Birebir değerli yoldaşımı tanımasanız da Cemevimizi herkes artık tanıyor. Gazi deyince şöyle bir gözleriniz büyüyor. Hoş geldiniz değerli yoldaşlarım. Merhabalar, hoş bulduk. Merhabalar. Hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Davet ettiğiniz için de teşekkür ediyoruz. Rica ederiz. Songülcüm nasılsın? Teşekkürler, iyiyim. Sen nasılsın sevgili Nurşen? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Sevgili Arzu sen de iyisin umarım. İyiyim, çok sağ olun. Teşekkür ederim. Böyle biz birazcık hani bir televizyon programı değil de normal bir muhabbet ortamı yaratmak ediyoruz. Hal hatır soruyoruz. Bunu yadırgamayın çünkü biz hani kasılmak, gerilmek niyetimiz değil. Cemal cemale aramızda yabancı yokmuş gibi muhabbet etmek niyetindeyiz. Çok Nasıl güzel. geçiyor koronalı süreç sevgili Songül? İlk başlarda yine o telaşla evlerimize kapandık ama ya yani hiçbir şey yapamayacak gibi geldi bize. Hiçbir şey yapamayacağız. Elimiz kolumuz bağlanmış gibi geldi ama bu sürece de ayak uydurduk. Yani aynı yoğunluk. Dışarıda nasıl yoğunsak evde de aynı yoğunluğu yakaladık. Aynı üretimi, aynı paylaşımı. Farklı araçlarla yani demokraside çare tükenmez biliyoruz. Alternatiflerimizi yarattık tabii ki. İyi Kesinlikle. şu an yani. Çok güzel. Sevgili Arzu yoldaşım, bu arada öğretmensiniz, bir eğitmensiniz. Evet. Okullar kapandı. Peki siz nasıl gitti? Evde ders verdiniz mi? Bu online Evet. ders süreci nasıl gitti? 13 Mart'tan itibaren Türkiye'de okullar kapandı. Dünyada başlayan salgın Türkiye'ye biraz böyle geç, Türkiye hükümeti geç ayıktı diyelim. 13 Mart'ta okulları kapadılar. 13 Mart'tan itibaren bir hafta kadar ne yapılacak, ne edilecek üzerinde yoğunlaşıldı. Daha sonra online eğitim, yani uzaktan eğitime geçildi. Hala da devam ediyor. Şimdi devlet okullarının vermiş olduğu online eğitim var. Bir de özel okulların kendi hazırladıkları program çerçevesinde verdikleri online eğitimler var. Devlet okullarının vermiş olduğu önce EBA üzerinden verdikleri çok insana ulaşamadı, çok öğrencimize ulaşamadı. Yaklaşık 15 milyona yakın öğrenci var. Bunların büyük bir çoğunluğu da biliyorsunuz ilçelerde, köylerde, kırsalda yaşıyorlar. Orada yani interneti ve medya şeye internete ulaşım, işte tablette, telefonda ulaşımı daha zor olduğu için çocuklar yararlanamadılar. Daha çok böyle büyük şehirlerdeki çocuklar bundan yararlandılar. Tabii ki okullardaki gibi bir verim alamıyorsun online eğitimde. Çok tartışılıyor. İşte bundan sonra eğitim uzaktan verilecek, uzaktan yapılacak. Ama ben işte 10 haftadır deneyimliyorum. 10 haftayı bitiriyoruz. Deneyimliyorum. Yok, anaokulları, ilkokulları için kesinlikle yüz yüze eğitim şart. Belki ortaokul, lise düzeyinde olan öğrenciler için şey olabilir, böyle uzaktan eğitim verimli olabilir. Çünkü çocuk o zaman otokontrolünü sağlayabiliyor. Daha çok kendini disipline edebiliyor. Ama diğer çocuklar birebir, yani küçük çocuklar, küçük yaş grubundaki çocuklar daha çok birebir öğretilmesi gereken, ilgilenmesi gereken, hatta gösterilmesi gerekiyor. Dolayısıyla ben online eğitimin anaokulu, ilkokulu için çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Deneyimlerimden, bu hafta, yani 10 haftalık deneyimden. Lise ve ortaokul için olabilir diye düşünüyorum. Muhakkak bir de belirttiğiniz gibi hani köylerde oturan birçok Evet. çocuğumuzun evinde nasıl olacak ki böyle bir şart, zor bir Hiç şart. onlar yararlanamadılar. Köyler, Muhakkak. ilçeler, kasabalar hiç yararlanamadı. Sadece büyük şehirlerdeki çocuklar, o da belli bir kesimdeki çocuklar. Zaten devlet önce paket program şeklinde televizyonda yayın yaptı dersleri tekrar şeklinde. Daha sonra bu şey internet üzerinden bağlantı
çalışması yürüttü. Ama bir arkadaşımın 45 tane öğrencisi varsa 45'inin aynı anda bağlanması ve verim alması mümkünatı yok. En fazla 20 kişilik, 21 kişilik bir sınıfta verim alınabiliyor. Yani 20'nin üzerindeki bağlantılarda da çok büyük bir verim alınamıyor. Onda bile çok zorlanılıyor. Yani tek tek çocuğu söz hakkı vermek. Bir de çocuk bulunduğu ortamda da ilk zamanlar oyun gibi geldi. Veliler de çok bunu kavrayamadılar. İşte odanın salonda kurmuşlar sistemi. Orada televizyon açık, gelen giden var, sohbet muhabbet var. Çocuğa mesela o an okuma yaptırtıyorsun ya da bir problem üzerinde konuşuyorsun ya da bir konu üzerinde tartıştırmaya çalışıyorsun çocuğu. Ortam sesleri karışıyor birbirine. İşte daha sonra velileri sürekli uyararak işte yalnız kalsınlar. Mümkün oldukları yer neresi? Yani mutfaksa mutfakta yalnız olsunlar. Odaları ise odalarında kulaklık taksınlar. Kitapları önünde olsun. Odaklansınlar ki yani biraz verim alalım diye diye. 10 haftada belli bir seviyeye getirdik. Sonuçta çocuklar da çok sıkılıyorlar haklı olarak. Sürekli içeridelerdi. Bir şey sormaya çalışıyor. İşte öğretmenim diyor, o öğretmenim diyor, o öğretmenim diyor, öğretmen birden bir kargaşa oluyor. Hepsinin sesini kesip sonra kapatıyorum. Sonra tekrar yeniden tek tek söz hakkı veriyorum. Bu sefer de süre doluyor. Öğretmenim benim sormak istediklerim kaldı diyor. Tamam sen sonradan bana özelden yaz diyoruz. Böyle bayağı bir zorlu süreç oldu. Yani gece saat 12'de bile mesaj atıyor veli. Çocuk şunu yapamadı, buna yapamadı. Yani bizim çalışma şeyimiz de bozuldu. Düzenimiz de bozuldu. Yani bütün hayatımız çocuklar, öğrenciler oldu. Bu 10 haftadır, 11 hafta oldu. Öyle bir sürecin içine girdik. İnanıyorum Yoğunluklu bir gerçekten. sürecin içine girdik. Evet, eğitmenlerin işi de çok 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 zor. Evet sevgili Songül, Songül Tunçdemir kimdir? Neden bir yönetici olduğu halde gözaltına alındı? Ne yaptı? Suçu neydi? Bizler sosyal medyadan takip ettik, biliyoruz. Eminim birçok dinleyicimiz de biliyordur ama böyle Songül Tunçdemir'i tanımayanlar için o yaşadığın zorlu sürece birazcık değinebilir misin? Ya da daha sonra çıktıktan sonra seni bekleyen zorluklar nelerdi, nelerle karşılaştın? Birazcık bunlardan bahsedelim Evet. istersen. Songül Tunçdemir kimdir? Şöyle söyleyeyim. Songül Tunçdemir Alevi Hak mücadelesinde emek vermiş, emekçi bir insandı. Biraz önce Arzu eğitim sistemini anlatırken benim de aklıma son yaşadığım anılarım geldi aslında. Biliyorsunuz KYK ile ihraç edilen bir resim öğretmeniyim. En son İmam Hatip'te çalışıyordum. İmam Hatip Ortaokulu'nda, Kartal'da bulunan. Tayinle gelmiştim oraya Malatya'dan. 3,5 aylık bir görevim oldu orada ve hayatımın en kötü 3,5 ayıydı. Öyle şeyler yaşadım ki yani öğretmenlik mesleğimden nefret etmek üzereydim. Yani KYK ile ihraç edildiğimde hem üzüldüm hem de böyle kurtulmuş olmanın verdiği bir rahatlık vardı bende. Biliyorsunuz 15 Temmuz 2016'dan sonra 20 Temmuz 2016'da siyasi iktidar kendi darbesini yarattı aslında. O darbe girişimini fırsata çevirerek kendi darbesini yarattı. Ve orada FETÖ ile ilgisi olup olmayan herkesi, muhalif kim varsa mesleğinden attı. Yani yapmadığı zulüm kalmadı. Ben orada İmam Hatip Lisesi'nde Alevi bir öğretmen olduğumdan dolayı çok fazla zorluk yaşadım. Bunlardan birkaçını örnek verecek olursam. Öğrenciler Alevi olduğumu öğrendiğinde dersimde tekbir çekmeye başladılar. Sınıfa girer girmez tekbir Allahu Ekber sesleri. Ders işletmez hale getirmişlerdi beni. Tabii bu 8. sınıflarda oluyordu. 7. sınıflarda bunun dozajı biraz daha az. Beşlerle güzeldi yani. Ben öğrencilerimi seven, hayatı boyunca da hiçbir şekilde ayrım yapmayan, yani mesleğini iyi bir şekilde yapmaya çalışan bir öğretmendim. Yani KYK ile ihraç edilmemin nedeni çok net olarak söylüyorum, Alevi bir eğitim emekçisi olmam. Malatya'da yıllarca Pir Sanat Dal Kültür Derneği'nin başkanlığını yaparken
zorunlu din derslerine karşı mücadele vermem, Sivas'ta olmam, Maraş'ta olmam, herhangi bir okulda Alevi bir öğrenci haksızlığa uğradığı zaman onun yanında olmam, bunlar hep görünür şeyler. Zaten öğrenciler beni YouTube'dan, Google'dan Songül Tunçdemir yazarak araştırmışlardı ilk haftadan itibaren. KYK'yla ihraç edildim. Sonrasında bildiğiniz gibi geçen sene 13 Şubat'ta İstanbul'da Ermeni polis baskını oldu. Malatya'ya götürdüler. Orada yargılandım. 70 günlük bir hapishane... Sevgili Songül, hemen orada araya girmek istiyorum. Evinin baskın sebebi, tutuklanma sebebi neydi? Malatya Cumhuriyet Savcılığı'nın isteği üzerine o kağıtla geldiler evime. Burada Yakacık Karakolu'nda 2 gün bekledikten sonra Malatya'dan bir polis gelip beni uçakla Malatya'ya götürdüler. Orada da bir gün nezarette kaldıktan sonra ifadem alındı. Savcılıkta da ifadem alındıktan sonra ilk etapta serbest bıraktılar. Daha ben adliyeden çıkmadan tekrar savcı itiraz etti. Tutuklama kararı aldılar tekrar mahkemeye çıkararak. O şekilde 70 günlük bir cezaevi sürecim oldu. Sonrasında oluşan süreçte zaten hala KYK'lıyım. OHAL inceleme komisyonu kuruldu. Ondan geçmek için mahkeme sürecini işleteceğiz. OHAL inceleme komisyonu oyalıyor aslında. 130 bin civarında başvuru var. Çok yavaş seyrediyor. Redler de var. Bizim açımızdan red gelmesi de önemli. Çünkü mahkeme süreci açılacak. Hakkımızı o şekilde arayacağız. Geri dönüşler o şekilde olabilir. Ya da kabul ediyorlar. Kabul edilen arkadaşlar da tekrar kaldıkları yerden devam ediyorlar. Başlıyorlar görevlerine. Ama sanırım bunların hepsinin en öncelikleri bizim Alevi olmamız. Bir Alevi kadının, yani öğrencilerin bile buna teşebbüs etmesi, bir Alevi öğretmenin sınıfa girdiğinde işte ezan okumaları, tekbir getirmeleri, buna o çalıştığınız okulun sorumluları ne diyorlardı? Müdürü olsun, yöneticileri olsun. Okul müdürü, yöneticileri hepsi kayıtsızdı. Adeta yani ben buradan açıkça söylüyorum, okul müdürü göz yumdu ve benim ihraç olmamda da okul müdürünün etkisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu ihraçların çoğu idari tasarruf, yani idarecilerin ihbarı üzerine oldu. Niçin ihraç edildiğimizi söylemediler, hala bilmiyoruz ama OHAL inceleme komisyonundan çıkan bazı arkadaşların sonuçları çıktı, idari tasarruf diye yazıyor. O şekilde öğreneceğiz. Ben de bu şekilde bekliyorum. İdari tasarruf olduğunu düşünüyorum. Yani sadece öğrenciler değil, veliler de aynı şekilde. Yani nasıl böyle bir öğretmen buraya gelebilir? Videoları gördünüz mü? O şekilde okul idaresine şikayetler de olmuştu o süreçte. Ama pes etmedim, pes etmiyoruz. Çıktıktan sonra da görüyoruz, takip ediyoruz. Hiç durmuyorsun, mücadele ediyorsun. Mücadelelerde hep yer alıyorsun. Hatta ön saflardasın. Sanırım şu anda yine bir kadın çalışması, bütün kadınlarla birlikte bu çocuk infaz yasası için, kadınlarımız için bir çalışmanız var. Sosyal paylaşımlarınızı görüyorum. Bunlara da kısa bir değinebilir misin? Biz Alevi Kadınlar diye hashtag çalışmaları yapmaya başladık. Bazı arkadaşlar diyebilir nereden çıktı bu diye de. Biz Alevi Kadınlar her zaman vardık zaten. Mücadelenin içinde vardık. Kurumlarımızda vardık. Hala varız. Bunun aslında Alevilik'te kadın sorunu var. Bunu hepimiz kabul ediyoruz ve bütün tartışmalarda bu yürütülüyor. Kadınların yaşadığı sorunlar. Onlar üzerinde pek değinmeyeceğim ama öncesinde bu sorunlar da konuşulmuyordu. 2018'de Edremit'te bir çalıştay oldu. Orada bir kadın masası oluşturuldu ve çok değerli bir çalışma yapıldı orada. Yani bu sorunların üstesinden nasıl gelinebilir, nasıl aşılabilir diye. Kadın mücadelesi nasıl güçlendirilebilir diye çok güzel sonuçlar çıktı fakat heba edildi bazı şeylere. Orada olan arkadaşlarımız da var şimdi içimizde. Biz yani dediğim gibi her yerdeyiz.
Sadece birlikte olma konusunda eksikliklerimiz var. Bu eksiklikleri de işte hani dedik ya, her yerdeyiz, mücadeleyle başlattık. Böyle bir yola girdik. Mümkün olduğu kadar tartışarak, konuşarak, olgunlaştırarak bu birlikteliği genişleteceğiz. Amacımız kurumlarımıza daha güçlü bir şekilde var olabilmek. Orada daha güçlü bir şekilde var olup özünde kadın olan inancımızın eski haline dönüşmesi. Yani sistemin etkisiyle bir uzaklaşma var inancımızdan. Hani hep şey diyoruz, işte Alevi kadını özgür müdür? Birçok kişi özgür diyor ama özgürlük nedir? Özgürlük inancını, kültürünü özgürce yaşayabilmektir. Onun gereklerini kendi içinde de yerine getirebilmektir, değil mi? Buna hepimiz inanıyoruz ve bu şu anki durumda da özgür müyüz, değil miyiz? Egemen sistemin kadınlarıyla karşılaştırarak kendimizi böyle relax hale getiriyoruz. Aslında öyle değil. Alevlikte, Alevilerde kadınlar erkeklerle eşittir. Hep birlikte yürümüştür. Yönetimsel bazda olsun, hayatın her alanında olsun, kurumların yönetiminde olsun, olması gereken bu aslında. Candır diyoruz. Biz birlikte mücadele etmek için varız aslında. Birlikteliğimiz aslında benim sormak istediğim, bütün dünyadaki, dört bir yanda kadınların bir kişi daha eksilmeyelim diye başlatmış olduğunuz bir çalışma vardı. Oraya değinmek isteyecektim ama siz daha da bir geniş çerçeveden değindiniz. Muhakkak hepimiz birbirimize gücümüzü göstermemiz lazım. Peki çalışmalarınız şimdi nasıl gidiyor, bu çocuk yasası, infaz yasasından yola çıkarak? Çalışmalarımız önceden başladı aslında. Dediğim gibi biz aktif olan, emek veren, bedel ödeyen, yani Alevi mücadelesinde, kadın mücadelesinde olan arkadaşlarız. Daha önce 3 Mayıs'ta Gülistan Doku ile ilgili bir hashtag çalışması yaptık. 4 Mayıs'ta Dersim Katliamı ile ilgili hashtag çalışması yaptık. Basın metnimiz vardı. Onu kamuoyuyla paylaştık. Bu yeni meclise gelecek yeni yasa tasarısı ile ilgili olarak da hashtag çalışması yaptık. Buna da itiraz ettik. Yani bundan sonraki süreçte de kadına şiddet konusunda olsun, kadın cinayetleri konusunda olsun, çocuk istismarları konusunda olsun, kadınların karşılaştığı her tür haksızlıklarda bizler diğer kadın örgütleriyle birlikte olacağız. Onlarla güç birliği yapacağız, güçlerine güç katacağız. Çünkü bu hepimizin sorunu. Muhakkak, kesinlikle. Evet, sevgili Arzu, Gazi Cemevi. Gazi Cemevi sürekli zaten sosyal medyada gündeminde düşmeyen bir cevimiz ve bu cevimiz çok da güzel işler yapıyor. Ezilenin yanında oluyor, kapısını bütün canlara açıyor. Geçtiğimiz işte bu ayın başındaydı. Sevgili İbrahim'i kaybettiğimizde yine Cemevimiz kapısını açtı. Bir sürü tehditler, saldırılar, sıkıntılar yaşadınız. Bir kadın yönetici olarak siz de bu bütün yaşanan olayın içerisinde oldunuz. Biraz buraya değinebilir misiniz? Şöyle söyleyeyim. Şimdi Gazi Cemevi 1992 yılından beri kurulmuş, Gazi Mahallesi'nde kurulmuş olan bir cemevi. Gazi Mahallesi ve Sultan Gazi, biraz coğrafi olarak bahsedersek, Sultan Gazi ilçesi olarak oluşturulmuş. İşte 500-550 bin nüfusu olan, 200 bine yakın da Alevi nüfusun, 200-250 bine yakın da Alevi nüfusun yaşadığı bir mahalle. Ağırlıklı olarak 5 mahallede Alevi nüfus yoğunlukla yaşıyor ve 1992 yılından beri cemevi kurulmuş. Gazi Cemevi'nin kuruluş sürecinden itibaren, yani bizzat içinde olan o süreçte, yani her şeyinde, yapımında, işte desteğinde, her şeyinde olan bir ailenin evladı. Babam da vardı, o süreçlerin içindeydi. Herkesin emeği var. Yani çok insanın emeği olan bir yer. Ve çok bedel verilmiş olan bir yer. Gazi Mahallesi bir de tüm hepimizin bildiği gibi emekçilerin, Kürtlerin, Alevilerin yaşadığı bir bölge.
Çok göç alan bir bölge. Hala da öyle, çok göç alan bir bölge. Burası özel olarak çok şey yapılan, sistemin çok gözünün önünde olan ve sürekli yönelilen bir bölge. Bunlar söylenildiği zaman bütün siyasi iktidarlar itirazlar geliştiriyorlar. Hayır, öyle bir şey yok diyorlar. Oysa ki işte demin de söylediğim gibi, yani 500 bin kişinin yaşadığı bir mahallede iki tane kale kol var. Yani İstanbul'un hiçbir mahallesinde kale kol yok. Karakolların dışında kale kollarımız var iki tane. Ve sürekli sokaklarında küçük akrepler ve tomalar dolaşır. Ve Gazi Cemevi'nin yanında da sürekli bir toma durur. Sürekli. Bu artık o kadar çok kanıksanmış ki aldırmıyoruz bile, görmüyoruz hatta. Göre göre görmemezliği. Dışarıdan gelen canların dikkatini çekiyor bu. Ne oluyor burada diye. Niye ki, ne var diyoruz? Toma var burada. Olağanüstü hal döneminde de gene böyleydi. O zaman toma sayısı ve akrep sayısı daha da fazlaydı. Böyle çok yönelilen, sürekli denetim altında tutulan bir mahalle. Ve Gazi Cemevi de işte 1992 yılından beri kurulmuş bir cemevimiz. Faaliyetlerini devam ettiriyor. Bütün canlara kapımız açık. Kim olursa olsun, kim gelmek isterse bütün canlarımıza kapısı açık. Bizi reddetmeyen, inkar etmeyen ve bizim inancımıza saygısı olan herkese kapımız açık. İnancımıza saygısı olmayan, bizi kötüleyen, karalayan insanlara kapımız açık değil tabii ki. Onun dışında bütün canlara, Sünni, Alevi, Yezidi, ateist, kim olursa olsun tüm canlara kapımız açık. 7 Mayıs günü de İbrahim Gökçel, biliyorsunuz, çok uzun bir süre açlık grevinden sonra yaşamını yitirdi. Ve ailesi, arkadaşları, avukatları Gazi Cemevi'ne getirmek istediklerini söylediler. Biz de dedik getirin başımız üstüne. Gittik hastaneden, cemevi aracımız gitti. Vefat ettiği hastaneden aldı, getirdi. Akşama doğru 4-4,5 sıralarıydı. Sonra ailesi, işte Helin'in ailesi de vardı. Biliyorsunuz bir ay içinde 4 tane canımız ölüm orucunda yitirdik. Helin'in ailesi, Mustafa'nın ailesi de vardı. Arkadaşları da vardı Mustafa Gökçe'nin. Dinleyenleri, grup yorum dinleyenleri de vardı. Bayağı bir kalabalık oldu. Pandemiden dolayı biz cemevi olarak herkese maske dağıttık, dezenfeksiyon dağıttık. Ona rağmen insanlar akın akın geldi. Çünkü yürekleri yanıyordu, içleri yanıyordu. Böyle bir ay içinde 3 genci kaybetmek. Bir küçük tören yapıldı kendisine. Bizim cemevimizin dedesi Ahmet dedemiz yıkadı. Tören yapıldı. Sonra eşi getirilecekti. Bakırköy cezaevindeydi. Sabah gelecek denildi. Onun için bırakıldı. Sabah saat 10'da yine bir tören yapıp, eşin de geldiği bir tören yapılıp daha sonra da Kayseri'ye uğurlanacaktı. Bir de böyle bir 600-700 metrelik bir yer var. Oraya kadar da bir yürüyerek, yani törenin o şekilde yapmayı istiyorlardı. Planlamaları oydu. Sabahleyin saat, biz o gece orada kaldık. Çünkü aileler de oradaydı. Cemevi'nin tüm hemen hemen bütün yöneticileri oradaydı. Cemevi yöneticileri, Gazi Cemevi'nin yöneticileri. Ben de oradaydım. Aileler oradaydı. Arkadaşları, dostları oradaydı İbrahim Can'ın. Diğer Cemevi'nden yönetici olan arkadaşlar oradaydılar. Sabaha kadar bekledik. Sabah saat 6'dan itibaren çok fazla yoğun bir güvenlik başladı. Bunların hepsini basında izlemişsinizdir yakınen. Sabah 6'dan itibaren başladı çok yoğun. 9'da görüşmeler yapıldı işte ne yapılacağı üzerine, götürülecek mi, yürünecek mi polisle ailesi arasında, avukatlar arasında. Daha sonra gerginlikler işe izin vermeyeceklerini, hemen alınıp gidilmesini söylendi. Derken büyük bir gerginlik oluştu. Ortam çok gerildi. O gerginlik, ama bayağı bir uzun süre müzakere edildi süreç. Sonra saat 1:30-2'ye doğru önce helikopterden gaz bombası attılar. Daha sonra işte orada bahçede olanlar içeriye kaçtılar gaz bombalarının etkisiyle.
Daha sonra da içeriye girildi, bahçeye girildi. Sevgili Önce Arzu, bahçe... burada kısa bir müdahale etmek istiyorum. Hani o gaz bombası neden atıldı? Bir münakaşa mı çıktı? Bir anlaşmamazlık mı vardı? Neden ona gerek duydular? Şöyle, devletin güvenlik güçleri ısrarla hiçbir yürüyüş yaptırmayacaklarını, hiçbir tören yaptırmayacaklarını, bahçenin dışına çıkartmayacaklarını, hemen bahçenin, böyle büyük bir bahçemiz var, büyük bir avlu şeklinde bahçemiz var, oraya hemen arabaya yanaştırıp alıp Kayseri'ye götürülmesini talep ediyorlardı, istiyorlardı. İbrahim'in ailesi, arkadaşları, avukatları da böyle 600-700 metrelik bir yer var. Oraya yürüyüp minik bir tören yapıp, yani bir tören yapıp ondan sonra gitmeyi bunda bir türlü her iki tarafta uzlaşamadı. Uzlaşamayınca çok sert müdahale edildi. Yani uzlaşamayabilirsin ama bu kadar sert müdahale edilmemeliydi. Çok sert müdahale edildi. Helikopterlerden önce gaz fişekleri atıldı. Gaz fişekleri atılınca insanlar da doğal olarak içeriye kaçtılar. İçeriye kaçınca da bahçeden, avludan içeriye kaçtılar. İçeriye kaçınca da çok yoğun bir gazdı. Anneler vardı işte, bir sürü kadınlar vardı. İçeriye kaçınca da bu sefer demir kapıları kırarak içeriye girdiler. Gruplar halinde, bir grup polis işte morgun kapısını kırıp cenazeyi aldı. Bir grup yemekhaneye kaçanlara yöneldi. Bir grup yukarıya doğru, alt katlı bir bina, yukarıya doğru kaçanlara yöneldi. Giriş kapılarına yöneldi ve dolayısıyla bir çok ağır ve çok sert bir müdahale yapıldı. Yani bu kadar ağır, bu kadar sert bir müdahale, bu kadar bir anlaşmazlık üzerine olmaması gereken bir şeydi. Düşünüyorum ben şimdi bu cenaze sahipleri hemen bizim böyle 300 metrelerimizde bir şey olsun, kıyas olsun diye söylemiyorum bunu. Tenzih ediyorum her şeyde. Ama 300 metrelerimizde bir cami var. Burada kaldırılmak istenen bir cenaze var. Ve orada cenaze sahipleriyle polis arasında böyle bir müzakere sonucunda anlaşma ortaya çıkmasaydı acaba aynı şekilde çok ağır, sert bir müdahale edecekler miydi? Çok düşünüyorum, yani kafamda bu sürekli dönüyor. O caminin üzerine gaz bombaları atacaklar mıydı? Orada bulunan insanların gaza boğacaklar mı? Gaza boğulanlar içeriye kaçtıklarında bahçeye direkt girip kapıları kıracaklar mıydı? Yani insan ister istemez böyle kıyaslar yapıyor, düşünüyor. Olsun istemez, hiçbir kuruma böyle yönelimler olsun istemeyiz ama insan düşünüyor bunları. Olacak mıydı? Böyle sert müdahale edilecek miydi? Keza sonuçta talepler, ben kendi adıma şahsen hiçbir zaman ölüm oruçlarını onaylayan biri değilim. Bizim de bir canımızı ölüm orucunda kaybetmiş bir aileyiz biz ve çok ağır bir süreç olduğunu biliyoruz. Adım adım o insan ölüm orucuna giderken siz de bitiyorsunuz, ölüyorsunuz. Fakat sonuçta bunu talepleri için böyle bir eyleme karar vermiş olan insanların taleplerini de yok sayamayız. Üzerinden atlayamayız, hiçleştiremeyiz. Yani önemsememiz gerekiyor. Bir sosyal devlette bu talepleri görmek ve değerlendirmesi gerekiyor. Demokratik bir devlet, adil bir devlet, yönetim şekli bunları görmesi gerekiyor ve hiçbir zaman vatandaşının adım adım ölüme gitmesine seyirci kalmaması gerekiyor. Hem seyirci kalıp sonra bu insan yaşamını yitirdiğinde de cenazenin geldiği yere böyle sert, orantısız bir müdahale yapılamaz, yapılmamalı diye düşünüyoruz Sevgili Arzu, hepimiz. sizin kendi üyelerinizin tepkisi ne oldu? Biz daha sonra hem yönetim kurulu olarak oturup değerlendirme yaptık, hem de üyelerimizle de değerlendirme yaptık. Dedelerimiz de, bizim inanç meclisimizle de değerlendirme yaptık. Bütün değerlendirmelerin tamamı benim anlattığım şeyde, konuda ortaklaşıyor. Burasına herkes gelebilir. Burası herkese açık ve bu kadar sert bir müdahale olmaması gerektiğini düşünüyorlar ve hepsi çok üzüldüler. Yani keşke biz de hepimiz buraya yığılsaydık geceden itibaren. Hani gelip geri gidenler oldu. Keşke hiç gitmeseydik, sabaha kadar bekleseydik diyen yöneticilerimiz, dedelerimiz, pirlerimiz oldu. Keşke hani sizi, biz orada yönetim kurulu olarak epey insan vardık ama hiçbirimiz gitmeseydik, daha çok kişi kalsaydık burada diyen dedelerimiz var, Ne kadar yöneticilerimiz var, üyelerimiz var.
Yolumuz da bize onu söylemiyor mu? Ezilenin yolda darda kalanın yanında olun öğretisiyle biz yetişmiş miyiz? Biz Eyvallah. Evet. Evet. bunu da yapmak Evet. zorundayız. Evet Evet. sevgili Songül, öğretmen olduğunu öğrendim. Ben şahsen bilmiyordum resim öğretmen ol yani öğretmen olduğunu biliyordum ama resim öğretmen olduğunu bilmiyordum. Bir sanat bu da. Çok da sevdiğim bir sanat. Resim çizmeyi çok severim ama beceriksizim bu konuda. Sanat ve sanatçılar ve bugünkü sistem. Sanata sanatçıya nasıl bakıyor? Bakış açısı nedir? Sanatçıya gerçekten hak ettiği değer veriliyor mu? Bununla birlikte işte son günlerde görüyoruz artık bu bir oyun mu? Ya da bir sindirme mi? Çevremizde sevdiğimiz bütün değer verdiğimiz sanatçılara bir tehdit, bir baskı, bir saldırı var. Bunlardan biri de sevgili Pınar. Ona da selamlarımızı gönderelim. Ozan Emekçi ve sevgili Ferhat Tunç. İsmini şu an sayamayacağım. Bir sürü sanatçılara son günlerde yoğun bir saldırı ve tehdit var. Hakaret var. Bu konularda ne söyleyeceksin sen? Sevgili Nurşen, bu konuya geçmeden önce biraz önce eksik bıraktığım noktalar vardı. Onu tamamlayayım da daha sonra Tabii sanat ki. konusuna geçelim. Tabii ki şunu bir söyleyeyim de başta biz hani bir televizyon kanalı değiliz. Evet, Böyle tamam. karşılıklı muhabbet anlamında konuşalım. Hani eylemlerimizden bahsettim Alevi Kadınlar olarak. Yani biz Avrupa ile birlikte Avrupa Alevi Kadınlar Birlik Kadınlar Birliği'ndeki kadın canlarla birlikte hareket ediyoruz. Ve şimdiye kadar yaptığımız eylemler hep eş zamanlı Avrupa ile birlikte oldu. Onu belirteyim de arkadaşlarımızın hakkını da yemiş olmayayım istemeyerek de unuttum ben onu. Onu söyleyeyim yani birbirimize güç katıyoruz. Onlar da Çünkü unuttuğunu, Avrupa art niyet olmadığını biliyorlardır. ben her zaman söylüyorum Avrupa'daki kadın canlar yani burada birimizin tırnağı kanasa orada ilk ses çıkaran kendileri oluyor. Ve Evet. orada yaratılan, yapılan örgütlülük de yani bizim için gerçekten örnek oldu. Oradaki kadın canlarımızın mücadelesi, örgütlenmesi ve biz birlikte hareket ediyoruz onlarla. Onu belirtmek istedim. Ben onu atlamak istemedim. Şimdi sanatla ilgili olarak da yani ezilen toplumların aslında ben ezilen toplumların sanatından bahsetmek istiyorum. Hani mücadelenin içinde olan insanlar olarak ezilen toplumların ilk hedefte olan şeyi sanatıdır aslında, kültürüdür. Ve egemenler ezilen toplumları yok etmek için, kendine muhalif olan toplumları yok etmek için kültürünü yok etmekle başlarlar. Çünkü şöyle bir söz var, bir ülkenin sanatını yapanlar yasalarını yapanlardan daha güçlüdür diye. Bu söz aslında çok güçlü bir söz. Yani siyasetçiler istedikleri kadar konuşsunlar, istedikleri kadar algı yaratmaya çalışsınlar. Toplumun birçok kesiminde aslında bunun bir karşılığı yok çok kişinin gözünde. Ama bir sanatçının söylediği bir cümle, yaptığı bir duyarlılık herkesin gönlünde büyük bir taht kuruyor gerçekten. Ve dolayısıyla ezilen toplumların sanatlı kültürü yok edilirken de en çok baskıyı da sanatçılar görüyor. Sanatçıları susturdukları an zaten istediklerini daha rahat yapabilirler. Biz de ezilen bir toplum olarak şimdiye kadar hep kültürümüzün yok edilmesiyle karşı karşıya kalmışız. Alevilikle ilgili kitaplar yüzyıllar öncesinden yakılmış, yıkılmış. Bizim sanatçılarımız unutturulmaya çalışılmış. Bizim geçmişimizdeki hikayeler, efsaneler değiştirilmeye çalışılmış. Bu şekilde bellek yetimi yaratılmaya çalışılmış. Çünkü bir toplumun geçmişi deyince sanatı akla geliyor, kültürü akla geliyor. Bunu yok ettiğin zaman şimdiki zamanda onları daha iyi yönlendirebilirsin, daha iyi asimile edebilirsin. Dolayısıyla Pınarsa Alevi bir canımız, devrimci bir canımız, haksızlığa uğrayan herkesin yanında olan bir canımız. Onun yüreğinden öpüyoruz gerçekten. Aldığı tehditler karşısında, saldırılar karşısında da son derece dik duran bir canımız.
Onun yanındayız her zaman tabii ki. Onu hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız. Çünkü sanatçı olmasından öte yani insan olarak da aslında çok değerli bir insan. Günümüzde de zaten herkes yani bütün kesimler herkes baskı görüyor biliyoruz. Yani tamamen bir kuşatma yaşıyoruz her alanda, her konuda. Yani bu kuşatmalar karşısında da aslında hedef belli. Bu kuşatmaların üstesinden gelmek, bu kabuğu kırmak, bu zincirleri kırmak da zaten birlik beraberlikle olur. Yani bunda kurumlarımıza da büyük bir iş düşüyor aslında. Yani Pınar yalnız değil bu yolda. Ferhat Tunç yalnız değil. Bedel ödeyen hiç kimse yalnız değil. Sahipsiz değiller. Kesinlikle katılıyorum. Hani şöyle bir şey var. İşte bizde sanatçı sadece sanatını yapsın, türküsünü söylesin, bağlamasını çalsın. O anlayış olmamalı. Biz de bunu kesinlikle reddediyoruz. Sanatçı gerektiği zaman sözleriyle de, duruşuyla da, bağlamasıyla da mücadelesinde, her tarafta mücadelesinde yer almak zorunda. Bana değmeyen yılan dememek lazım. O yılan bir gün dönüp hepimize o zehrini akıtabiliyor. Aslında hepimizi Pınar'ın yanındayız. Ezilen bütün canlarımızın yanındayız. Biz de burada Pınar'ımıza selamlarımızı gönderiyoruz. Aslında sanatını yapmasına da izin vermiyorlar. Yani sanatınızı da yapmayın. Çünkü diyorlar. Evet, sanat yoluyla da yani kültürler bir sonraki kuşaklara aktarılıyor. Bu şekilde bu da bir aktarma aracı. Bunu da yok etmek istiyorlar. Bir kaldı ki yani geçmişimizde ne varsa hepsini değiştirmeye çalışıyorlar. Mesela beni şaşırdığım çok şeyler oluyor. Bazen internetten bakıyorum. Mesela Kaz Dağı efsanesi var. Biliyorsunuz. Sarı Kız'ın efsanesi. Sarı Kız'ın biliyoruz tahtacı yani Aleviler onu o kadar deforme etmişler ki Sarı Kız'ın babasını hacca gönderiyorlar. Oruç tutturuyorlar. Yani bu şekilde deformasyonlar da yaratılıyor. O yüzden yani bizim sanatımıza, kültürümüze sahip çıkmamız gerekiyor. Yani bizim ilk hedefimiz aslında, ilk amacımız bunu sahiplenmek, bunu geleceğe taşıyabilmek. Çünkü yok etmek istedikleri bu aslında bizimle birlikte. Bu değerlere sahip çıkmalıyız tabii ki. Kesinlikle buna katılıyorum. Aslında bu değerlerimizi böyle hani kaybetmemek, unutturmamak birazcık da birazcık değil hatta bayağı bir sanatçılarımızın da elinde. Hani onlar bizi asimile etmesinler. Direnen sanatçıların da yanında olsunlar. Hemen buradan da sevgili Arzu'ya geleceğim. Sevgili Arzu şimdi bahsettik işte asimilasyondan ya da bizim değerlerimizin unutulmasından. Biliyorsun bu online derslerde sanırım müfredatta bir şey vardı. Bir ders vardı Alevilikle alakalı. Ve Aleviliği çocuklara hani yanlış anlattım şeklinde bir rahatsızlık vardı. Bu bizi çok rahatsız etmişti. Siz bu konuda neler yaptınız eğitmenler olarak, öğretmenler olarak ya da velilerden herhangi bir tepki geldi mi milli eğitime, öğretmenlere, okullara? Şimdi şöyle söyleyeyim, çok uzun bir süredir eğitimsel, yani laik, bilimsel, ana dilde eğitim mücadelesi veren bir sendika. Her zaman yani tüm kesimlerin kendi inancını yaşayabilecekleri şekilde eğitimlerin verilmesini söylediği gibi şöyle yani diyeyim. Yani dinler değil de dinler tarihi verilebilir, inançlar tarihi verilebilir şeklinde çalışmaları, kurultayları oluyordu. Bireysel olarak da Türkiye'de yaşayanlar, siz de takip ediyorsunuzdur, velilerin hep şöyle kaygıları oldu. Biz eğer bununla ilgili şey yaparsak, tepki gösterirsek çocuklarımız okulda dışlanır mı, ezilir mi? Fakat buna rağmen birçok veli mahkemeler açtılar ve bu mahkemeler AİHM'e kadar gitti. AİHM'lerin alındığı kararlar da genelleştirilmedi. Sadece o AİHM kararını için mahkemeye başvurmuş olan velinin çocuğuna uygulandı. Zaten o mahkeme süreçlerinde o çocuk zaten eğitim öğretim sürecini bitirmiş, tamamlamış oluyordu. Bir bu. İkincisi bir ara biliyorsunuz AKP hükümetinin bir normalleşme, demokratikleşme
süreci yaşadı. Bu süreç işte bir iki yıllık bir döneme tekabül ediyor. 2002-2014 2004 süreçlerine tekabül eden bu süreçlerde bütün inançlar, işte biliyorsunuz Alevi çalıştayları, kurultayları yapıldı, davet edildi. Ve bunun yanında din kültürü kitaplarında bu 7-8. sınıftaki, şey 4. sınıfta, işte ortaokuldan sonraki din bilgisi kitaplarında parça parça konuldu. Fakat bu şey olarak konulmuş değil. Bütün inançları anlatırken arada da bu bölümlerde konuldu, anlatılan bölümler. Buna itirazlar oldu. Yani Alevilik inancını tam bir şekilde vermeyen, hani hep böyle Alevilik inancının gerçek özünü yansıtan şekilde değil, sistemin görmek istediği ve de olması gereken şekliyle, işte nasıl biz oruç tutuyorsak onlar da 3 gün tutuyorlar, nasıl biz, yani böyle biraz Sünni inancıyla, yani Sünni'nin de Hanefi inancıyla eşleştirerek, göstererek, onlar onu yapıyorsa biz de bunu yapıyoruz diyerek, yani ayrı, özgün bir inancı anlatmaktan çok Sünni inancıyla, Sünniliğin de Hanefi inancıyla özdeşleştirerek, karşılaştırarak verildi. Buna itirazlar vardı. Birçok yani konularda itirazlar var. Orada anlatılan işte konuların içeriği bakımından itirazlar vardı. Bir de bunu verecek olan kişi din kültürü öğretmeni, yani sonuçta din kültürü öğretmeninin verdiği ve tamamen kişinin inisiyatifine kalmış oluyor bu dersi veren kişinin. Bu dersi veren insan eğer Alevilik inancını tam olarak araştırmış, özümsemiş ve adil, demokratik ve olması gereken gibi anlatan biri ise müfredatın dışına çıkıp anlatabiliyor. Ama değilse o müfredatta yazılan işte 2 sayfalık metni aktarıp geçebiliyor. Buna da itirazlar vardı. Biz Alevi inancına mensup olan bir vatandaş olarak, kendi adıma söyleyeyim ve tüm diğer canlarla birlikte şunu şey yapıyoruz. Her inancın yaşayanlar özünü bilir ve o özü, o inancı yaşayanlar eksikleri üzerinde tartışma yürütebilir, eksik kalanları üzerinde tartışma yürütebilir. Dışarıdan hiçbir müdahale, iyi niyetli bile olsa, niyet okumuyoruz, yapılan hiçbir müdahale sağlıklı ve doğru değildir. Alevi vatandaşlar Alevilik inancını yaşamak istiyorlarsa, bunları da cemevlerinde hayata geçirmek istiyorlarsa, hayata geçirecekleri kurumlar buralar, yani alanlar buralar. Evinde de geçirebiliyor hayata, toplumsal hayatın içinde de geçirebilir ama ritüellerini uyguladığı yerler cemevleri. Bu kurumların bir kere resmi olarak, yani meşruyuz biz ama resmi olarak tanınması gerekiyor devlet tarafından, Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ödenen vergilerden bu kurumlara kaynaklar ayırıp bu vatandaşların inancını yaşamasının kolaylaştırıcısı olmaları gerekiyor. Eğer çalıştaylar yapılacaksa her alanda bu inanca sahip olan pirlerle, analarla, dedelerle ve bu konuda yoğunlaşmış olan insanlarla oturup gene kendileri tartışıp yoğunlaşıp bir sonuca varırlar. Varılır da yani. Hani hep şey deniliyor, işte Alevilik inancında herkes bir farklı ses çıkıyor. Biri böyle diyor, biri şöyle diyor. Hayır. Tartışa tartışa ortak bir yol bulabiliriz. Farklılıklarımızı ortaklaştırabiliriz. Özgün demokratik tartışma platformlarında bunları açığa çıkarabiliriz. Ve bu bizim meselemiz. Biz kendimiz bu inancı yaşayanlar olarak bunu açığa çıkarabiliriz. Dışarıdan eleştirmek, yargılamak bu inanca müdahaledir. Bu sadece Alevilik inancı için demiyorum. Örneğin Ezidilerin içinde, Ezidilerin yaşantılarını, inançlarını yaşamalarıyla ilgili, ritüellerini yaşamalarıyla ilgili benim gidip müdahale edip, ay şunu şöyle yapın, bunu böyle yapın, işte inanç merkezinizi de şöyle dizayn edin, cenazenizi de böyle kaldırın deme hakkım
yoksa Alevilik inancıyla ilgili de inanç mensubu olmayan kişilerin, kurumların ve devletin söz söylemeye hakkı yoktur. Sadece o tartışma platformlarını kolaylaştırıcı olabilir ve ben size nasıl yardımcı olabilirim? Sizin bu inancınızı yaşarken nasıl kolaylaştırıcı olabilirim demesi gerekiyor devletin. Sosyal, demokratik, adil bir devletin yapacağı şey budur. Bunun dışında yapacağı her şey yanlış olur, eksik olur ve iyi sonuçlar vermez diye düşünüyorum. Bunları paylaşabiliriz. Songül'e döneyim ben. Songül, bu bütün Arzu'nun anlattıkları sorunlardan dolayı örgütlerimiz, sen Türkiye'desin şu anda, örgütü az çok tanıyorsun. Ben Avrupa'dayım. Ama şu anda siz burayla birlikte de iletişimde olduğunuz için gözlemlerin nedir? Biz yeterli çalışmayı yapabiliyor muyuz? Nerede eksik kalıyoruz? Evet. Şimdi Arun'un bıraktığı yerden devam edeyim aslında. Zorunlu din derslerinin kaldırılması için Hürristan Hafta Kültür Dernekleri olarak 24 saat oturma eylemleri yapmıştık. Mesela Ankara'da, İzmir'de, İstanbul'da. Ankara'da yaptığımız eylemden dönerken Malatya'da Cem Vakfı'na bağlı bir kurumun başkanıyla otogarda karşılaştık. Ben dedim işte böyle böyle zorunlu din dersleri için oturma eyleminden geliyoruz. O dedi boşuna oturuyorsunuz dedi. Biz dedi anlaştık dedi. Bundan sonra Alevilik dersleri kitapla zorunlu din dersi kitabının içinde olacak dedi. Bu konuda anlaştık dedi. Ve sonuç olarak da yani ilahiyatçıların yazdıkları, tarif ettikleri Alevilik din dersi kitaplarına girerek bu şekilde asimile edilmeye başladım. Hani sadece zorunlu din dersleri mi sorun? Hayır, bütün müfredat sorunlu aslında. Bütün müfredat şeriatçı eğitime bürünmüş şekilde. Hani sadece zorunlu din dersleri varken bundan kurtulmanın yolları çok fazlaydı aslında. Okullara verilecek itiraz dilekçeleri, ardından mahkeme süreçleri. Biz bunu değerlendiremeyince Timur'un fillerine döndü iş. Yani hepsi zorunlu oldu. Şimdi bu aşamada aslında biraz önce de söylediğim gibi Aleviler için sorun bir tane değil, iki tane değil, çok fazla. Yani yaşam alanımızın her tarafı sorumlu hale gelmiş durumda. Alevi örgütleri bu aşamada ne yapıyor diye sorarsanız 30-40 yıl önce denenen yöntemlere devam ediyor. Ama sistem aynı mı? Kesinlikle değil. Saldırı araçları gelişti, saldırı şekilleri gelişti. Bu nedenle Alevilerin taleplerinin de güncellenmesi gerekiyor. Hani zorunlu din dersi talebinin yerine sadece laik, demokratik, bilimsel eğitim gelmeli. Mesela diyoruz ki Diyanet İşleri Başkanlığı kaldırılsın. Ama bir taraftan ne diyoruz? Cemevleri resmi statüye kavuşsun. Bu bir çelişki aslında. Cemevleri resmi statüye kavuştuğu zaman ne olacak? Diyanetin zaten istediği o aslında. Diyanet oraya maaşlı dede atayacak. Bunun altyapısı hazırlandı. Birçok dede Cem Vakfı'nın aracılığıyla ilahiyatçılar tarafından eğitildi. Bunun altyapısı hazır. Ondan sonra ne olacak? Onun maaşını verecek. Aleviliği bu şekilde öğreteceksiniz diyecek. Yani Alevi kurumlarının şimdi oturup kendini bir güzel etüt etmesi gerekiyor diye düşünüyorum ben. Bu taleplerin güncellenmesi gerekiyor. Programlar hazırlanması gerekiyor. Çünkü son birkaç yıldır kendi gündemini yaratan değil de gündemin peşine düşen kurumlar haline döndük. Aleviler kendi gündemini yaratmadığı sürece otursun işte. İşte bugün ne saldırı oldu ona tepki verelim. Orada ne saldırı oldu buna tepki verelim. Onun dışında oturuyoruz gerçekten. Bu yüzden kendini etüt edip yani şimdiye kadar emek vermiş, kurum çok değerli
yöneticilerimiz var, geçmişte emek vermiş, şu anda emek vermeye devam eden, hepsinin oturup bir arada birlik nasıl olunur, ne yapmalıyız, neye eksik yaptık, bu süreçten sonra nasıl bir mücadele hattı geliştirebiliriz, bunu belirlemeleri gerekiyor. Çünkü aslında kurumlarımızın bu durumu aslında Aleviler açısından hiç iç açıcı değil. Yani kurumlar kim? Alevileri temsil ediyor, değil mi? Bakıyoruz örgütlenme konusunda Alevilerin 8%'i örgütlü. Köylere gitmiyoruz mesela. Alan çalışmaları yapılmıyor. Köylülerin de sorunları var biliyorsunuz. Alevi köylerine camiler yapılıyor. Hiçbir gün bir ziyaret edilip işte onların o sorunlarıyla ilgilenme yok. Şimdi camilerde ezan ses, boş camilerde ezan okunuyor ama bizim Alevi çocukları o sese alışarak büyüyecek. Kendi kültürüne uzaklaşarak büyüyecek. Okullarda gördüğü eğitimle, eğitimin sonucunda da o camilerin içi dolacak bu gidişle. Dediğim gibi yeni yol ve yöntemler bulunmalı. Şunu mu anlamalıyım sevgili Songül? Hani önce bizim Alevilerimiz dışarıdaki saldırılara, baskılara karşı önce kendileri bir araya gelip ne yapabiliriz? Öyle bir yol mu çizmeleri gerekiyor? Yani çünkü artık sistem kendi Alevisini de yaratıyor. Ocakzade'nin açıklamasını gördük. Yani bu kendi Alevisini, kendi Kürdünü, kendi Ermenisini yaratarak kaleyi içten fethetme peşinde zaten. Bu uzun yıllardır sürüyor. Geldiğimiz süreçte de çok tehlikeli bir hale geldi gerçekten bu durumlar. Yani bu duruma karşı gelmek için de gerçekten samimi olan, yolu derdi yol olan insanların bir araya gelip oturup çok belirleyici kararlar verip onu uygulamaları gerekiyor. Yoksa bu gidişat iyi değil diye düşünüyorum. Aslında yol bize o kadar güzel şeyler söylüyor. Yani biz yolun söylediklerini uygulasak hiçbirimiz yoldan şaşmayacağız ama maalesef yolun söylediklerini uygulamıyoruz. Bir işte yol bir sürek bin bir, gönül kalsın yol kalmasın. Bunların hepsi uygulanmış olsa çok güzel şeyler olacak. Sözünü mü kestin sevgili Songül? Yok, bizde artık şey oldu, yani yol kaldı, gönül kalmadı haline geldik. Yani gerçekten durumun ciddiyetini ve aslında yolumuzun değerini biraz daha düşünüp, biraz daha etkisi edip, ondan sonra biz neyiz, yani ne yapmaya çalışıyoruz, biz kimi temsil ediyoruz, temsil ettiklerimiz bizim peşimizden geliyorlar mı, onlara ulaşabiliyor muyuz? Bakın biraz önceki başta kültürü konuştuk, sanatı konuştuk. Yani kültürümüz için neler yapıyoruz? Yani Pir Sultan'ı anlatıyor muyuz kitlelere? Hallacı Mansur'u anlatıyor muyuz? Hallacı Mansur'un bir tane türbesi var Çanakkale'de. Bunu kaç kişi biliyor? Hangi kurum o türbeye gidip gezebilmiş, Hallacı Mansur'u anlatabilmiş? Kültürel etkinliklerin hız kazanması gerekiyor ki, artırılması gerekiyor ki. Yani hem çocuklarımız kültürümüzü tanısın, hem biz kültürümüze sahip çıkmış olalım, hem de bu kültürü gelecek kuşaklara aktarmış olalım. Kesinlikle katılıyorum. Bu yapılması gerekiyor. Kendimizi tanımamız gerekiyor her şeyden önce. Çünkü ben Pir Sultan Abdal Kültür Derneği kurulmadan önce, Malatya'da 2017'de kuruldu, onun öncesinde sendikadaydım. Ama ilk kurulduğunda öyle bir açlık varmış ki, yani Alevi kurumlarına Malatya'da akın akın insanlar gelmeye başladı. Sonrasında o insanlar uzaklaşmaya başladı. Bazı problemler oldu. Sonra tekrar toparlandılar. Yani kurum yöneticilerin gerçekten toplumun, Alevi toplumunun ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde hareket etmesi gerekiyor. Kimi temsil ettiğini unutmaması gerekiyor. Kesinlikle. Kurum yöneticileri ve aynı şekilde inanç önderlerimizin de burada büyük rolü olmalı. Hani kucaklayıcı olmalı. Evet. Ve yani şey var, yani farklı kurumların açılması işte, bu da etkiliyor. Onların arkasına rant var. Güç onların elinde. Yani bunu bu durumu daha çok emek vererek tersine çevirmek, bizim
kendi toplumumuza kucaklaşmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Yüreğine sağlık. Sevgili Arzu, bir yönetici, bir öğretmen, bir kadın olarak kadınların yöneticilik ya da böyle örgütleme işlerinde olmasını daha çok arzuluyoruz ama yaşadığın zorluklar ya da kadınlar olarak zorluklarla karşılaşabilir miyiz? Evet. Kadınları bu yönlerde görmek için neler yapmalıyız? Yani kadın toplumsal hayatın gerçekten kurucusu. Yani ben öyle başlamak istiyorum. İnsan türünün, yani şu yeryüzündeki insan türünün eğer yerleşik hayata geçmişse ve bir düzen oluşturmuşsa bunda kadının çok büyük rolü ve emeği var bu sürece. Fakat yani günümüzde 2020'ye geldiğimizde ben çok uzun sürede eğitim sen içinde aktif görev alan bir arkadaşınızım. Daha sonra şimdi Cemevi yönetimdeyim. Nerede görev alırsanız alın. Kadınlar böyle bir takım şeyleri karar mekanizmalarına gelmeyi böyle çok zorlanarak, çok uğraşarak, çok emek vererek ve çok fedakarlık yaparak geliyorlar. Sürekli bütün zaten sistem var olan, şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nden bahsedeyim ve dünyadaki tüm sistemde kadınla erkeğin eşitliğine hep böyle fiziksel bir eşitlik olarak bakıyorlar. Kas eşitliği olarak bakıyorlar. Oysa ki biz düşüncede, iradede ve karar alma süreçlerindeki bir eşitlikten bahsediyoruz. Dolayısıyla düşüncede, iradede, karar alma süreçlerinde hayatın her tarafında olmalıyız. Yani evde varsak düşüncede, karar alma süreçlerinde, yani bu sendikada da olmalı, inanç kurumlarımızda da olmalı, her yerde olabilmeli. Çalıştığımız iş yerlerimizde de olabilmeli. Fakat bu evin dışındaki alan kadınlara kapalı. Eskiden hep şöyle yaygınlaştı. Kadınlar okurlarsa, bir meslek sahibi olurlarsa, paraları olursa dolayısıyla kendini daha çok ifade edebilirler ve her yerde yer alabilirler. Sonra onu deneyimledik ki hiç de öyle değilmiş. Okuduk, paramızı da kazandık ama düşünceler değişmedikten sonra, sistemsel düşünceler değişmedikten sonra nerede olursanız olun bu hayata geçmiyor. Kadının iradede, söz söylemedeki, yönetmedeki eşitliği, eşitsizliği ortadan kalkmıyor. Şimdi bizim inanç kurumlarımızda da özeleştirsel olarak yaklaşmamız gerektiğinde çok açık bir şekilde kadın yönetici sayımız oldukça az. Şimdi kendi şu anda görev yaptığım kurumda, yani yönetiminde bulunduğum kurumu söyleyeyim. 24 tane yönetici var. Bunların sadece 4 tanesi kadın ve 25 yıllık süreçte, 25-26 yıllık süreçte Gazi Cemevi ki çok büyük bir uzun süreçli bir cemevi. İlk defa yönetimde 4 tane kadın arkadaş bulunuyor. Yani gelin siz bakın bu işe. Sonra bir bakıyorum, sadece bu Gazi Cemevi ne has bir şey mi? Hayır, birçok inanç kurumunda, birçok yapılanmalarda, hatta biliyorsunuz Alevi çalıştaylarında ve kurultaylarında ya da tüm toplantılarda hep erkeklerin olduğu, erkek meclislerin olduğu bir ortam. Erkek erkeğe konuşulduğu, erkek erkeğe kararların alındığı bir yer. Kadının iradesi, sözü yok. Kadın en çok hizmet amaçlı orada. Yani işte lokmayı dağıtan, ortalığı toparlayan, işte çayı yapan, kirlenen, dağılan yerleri toparlayan kişi olarak. Yani öyle hizmet amaçlı orada. Eyvallah, hizmet amaçlı da orada oluruz. Ama bu hizmet, bu hizmeti bütün canlar, yani kadın erkek canlar birlikte de yapabiliriz. Ama karar alma süreçlerinde neden yokuz? Bir, hasbelkader yönetici olmuşsak, sizin gibi birçok değerli kadın canlımız yönetici olmuşsa, her yaptıkları kadınlığına vurularak eleştiriliyor. Ya işte kadından bu kadar yönetici oluyor. Yani cinsiyetine vurularak eleştiriliyor. Birçok erkek yönetici var. O gün arkadaşlarla da sohbet ediyorduk. Dedim ki şimdiye kadar bu cemevine bir sürü erkek yönetici geldi. Hepsi mükemmel şeyler mi yaptı?
Yo, hatalar olanlar da çok oldu. Peki onların erkekliğine hiç atıfta bulundunuz mu? Ahmet Mehmet hata yaptı dediniz ama erkekler hata yapıyor. Erkekler kusurludur demediniz. Ama şimdi burada birimizin bir hatası olsa ya o kadın işte bu kadar becerebildi diyeceksiniz. Bu haksızlık değil mi? Bu bize yapılmış bir zulüm değil mi? Bu algıyı değiştirmemiz gerekiyor. Oysa ki biz çok şükür bizim inancımız bir can olmayı, yani bir canız diyor ve hayatı birlikte bu canın birlikte olduğu ve bu can birlikte yol yürüyorsa inancımızı da çok iyi bir şekilde birlikte yapabiliriz. Cemlerde mesela anaların posta otursun mu oturmasın mı tartışmaları hala var. Cem'i kadınlar yürütür mü yürütmez mi tartışmaları var. Yönetimlerde kadınlar olsun mu olmasın mı hala tartışmaları var. Yani bizim inancımız ve bizim inancımızın değeri açısından bu tartışmalar gerçekten çok geri tartışmalar. Bu tartışmaları artık bizim tüketmemiz gerekiyor ve bu inancın mensupları tüm toplumlara örnek olmamız gerekiyor. Yani Alevi inancına mensupları bir yerde gördüklerinde evet belli kadınıyla, erkeğiyle, duruşuyla, oturuşuyla, eline, diline, beline hakim oluşuyla, üslubuyla, söz söylemesiyle, iletişimiyle ve birbirine verdiği değerle, ön açıcıyla belli olması gerekiyor. Ama biz de zamanla sisteme benziyoruz. Yani üzüm üzüme baka baka kararır derler ya, biz de baka baka kararıyoruz. Böyle bir şey alıyoruz. Bizim bunu aşmamız gerekiyor. Bunu aşarken de kadın canlar, maalesef ki kadın canlar birbirleriyle dayanışma ve destek içinde olması gerekiyor. Yani biz destek olursak gene erkek canların değişim dönüşüm süreçlerini hızlandırabiliriz. Eğer bizler de bu süreçlerde kendimizi geri tutarsak bu değişim dönüşüm süreci çok geride olacak ve sistem, yani hangi sistem olursa olsun o sistem kendine benzetiyor. Biz Bunun için bir benzeşmemek şey yapmamız gerekiyor belki sevgili Evet. Arzu. Şöyle bir şey Evet. yapmamız gerekiyor. O zaman buradan bütün yönetici arkadaşlarımıza duyuralım. Bir an önce tüzüklerin tekrardan gözden geçirilip yönetime girecek arkadaşlar. Hani kadın kotası değil de ya beş Eşit erkek beş de temsiliyet. kadın. Yani kesinlikle Eşit eşitlik. temsiliyet. Eşit temsiliyet. Kesinlikle bunları yani sesimizi duysunlar. Biz de gümbür gümbür geliyoruz. Şu anda belki de bize kızıyorlardır ama sevgili Songül, senin ne diyeceklerin vardır bu konuda? Neler söyleyeceksin bize? Tabii ki kurumlarda da biz bütün her şey, bütün tartışma aşamalarında varız. Her şeye katılıyoruz. Fakat yani erkekler hep yönetici konumda ve kurum başkanlarının çoğu da erkek zaten biliyoruz bunu. Kadın sayısı çok az. Bunu aslında sadece kurumlarda değil işte bizim birlikteliğimizin amacı kurumlarda çözülemeyeceğini gördük. Orada mücadelemiz devam etmekle birlikte, o hakkımız saklı kalmakla birlikte. Biz kadınlar dayanışarak, birlikte olarak, daha çok güçlenerek, birbirimizden beslenerek, birbirimize bir şeyler öğreterek ve bunu da mümkün olduğu kadar yayarak başka illere, Avrupa ile zaten birlikte olduğumuzu söyledik. Kol kola daha güçlü olacağımıza inanıyorum. Tabii tüzük değişiklikleri şart. Yani eşit temsiliyet mi oluyor, kota mı oluyor? Bunun çözümünün bulunması gerekiyor. Bir formül oluşturulması gerekiyor. Yani kadınlar her yerde ama işte dediğim gibi kadınları çıkar oradan, cem evlerinden çıkar, derneklerden çıkar. Sadece koltuklarındaki erkekler kalır. Sadece işte erkek olarak kalırlar. Evet, Bu evet. durumun açılması lazım. Biz yani her dönemde Kesinlikle tarihler eşit temsiliyet, eşit temsiliyet olmalı. eşitiz. Kesinlikle. Bunu da Erkeklerle birlikte bir mücadele etmişiz. Erkeklerle birlikte acılar çekmişiz. Kadın olduğumuzdan dolayı daha fazla acılar çekmişiz.
Ve o acılara rağmen yaşamı tekrar inşa etme konusunda kadınlar canla başla emeğini katmıştır. Yani geldiğimiz noktada her ne kadar sistemin üzerine de atsak da oraya buraya atsak da aslında tamamen bizim de aslında inancımızdan uzaklaştığımız, erkeklerin de inancından uzaklaştığı anlamına gelmektedir. Çünkü ev yaşamında da yani toplumla benzeşmeler var. Yani korona dönemlerinde mesela erkekler kitap okuyan konumunda, kendini geliştiren konumunda, evde misafir konumunda, kadınlar hizmetçi konumunda. Yani bu diğer inançlarda yaşanıyorsa Alevi toplumunda da yaşanıyor fazlasıyla. Yani kadınlar olarak kendi hakkımızı arayacağız ama erkeklerin de bu konuda dönüşmesi için de mücadele edeceğiz. Erkeklerin de bu konuda çalışma yapmasına ihtiyaç var diye düşünüyorum. Onların da bu konuda yani yolumuzda kadın nasıldır? Onların da eğitime ihtiyacı var diye düşünüyorum. Yani aktif olarak da yani cinsiyetçi politikaları önleme konusunda erkeğin de aktif rol oynaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü tek başına kadın sorunu değil bu. Hani Kürt sorunu nasıl Türkiye'nin de sorunuysa, Türklerin de sorunuysa, yani biraz çok büyük bir benzetme oldu ama yani ezilen konusunda yani arada bir problem var ya, o problemin karşılıklı çözülmesi gerekiyor. Yani iki taraf tarafından çözülür. Yani problemler tek başına hiçbir zaman çözülemez. Yani çok kısmi anlamda çözülebilir ama tam anlamıyla taraflar arasında çözülür bu problem. Ya zaten şimdi Ali Koçak dedemiz var. Berlin'den bizi izliyor. Ona da selamlarımız gitsin. Yorumunu okuyayım. Çok hoşuma gitti. Kadınlar anadır. Postun sahibi anadır. İşgal edilen postları bu eril zihniyetten kurtulmak aşk ile diye yazmış. Dedemize selam olsun. Zaten Alevilik de bir hani anaç bir inançtır. Kadıncıl bir inançtır yani. Bunu da bir an önce biz bu postları dedelerin elinden almayalım da ortaklaşalım. Almayacağız. Birlikte. Ama şöyle yapmamız şu anda kesinlikle. Gerekiyor ki yani geçmişte kadınlarımız yaşamış, pir deyince erkekler değildir değil mi? Ama pir deyince herkesin aklına erkekler geliyor. Çünkü erkek pirlerin resimleri asıl hep duvarlarda. Hangi cemevine gitsek, nereye gitsek. Bir tane kadın fotoğrafı yok. Kadın pirlerimiz yok muydu? Kadın ozanlarımız yok muydu? Kadın direnişçilerimiz yok muydu? Bizim aslında böyle çalışma alanımız olmalı. Böyle bir çalışma alanımız olmalı. Aslında bütün kurumlarda olmalı. Kadının değerini ön plana çıkarmak için aslında ön plana da değil yani eşitlemek için bunların görünür kılınması gerekiyor. Yani bunu biz de yapacağız. Kurumlarımıza da yaptırmamız gerekiyor. Görsel olarak da yani algı yani her taraf erkekleşmiş. Kesinlikle. Ki ben aynı gerçekten çok şanslı bir insanım. Benim hani cemevimde bir önceki eş başkanımda, şimdiki eş başkanımda bir şey olduğunda hemen beni önde tutarlardı. Bu yeterli mi? Değil. Ben bunu bütün kadınlarımız için isterim böylesi bir şey olmasını. Bir Nurşen değil, bir Songül değil, bir Arzu değil. Bütün kadınlarımızın bu eşitlikten yararlanmasını isterim. Evet, programımızı açtık. Bir 10 dakika açtık. Konuşmadığımız neler var? Benim gözden kaçırmış olduğum bir şeyler var mı? Neler konuşmak istersin? Aslında başta konuşmamız gereken bir şey vardı. Öyle başlayacaktık da direkt soruyla olduğu için biraz da heyecan vardı. Ben de ondan unuttum. Biliyorsunuz Çorum katliamının 40. yılı. Çorum katliamında 57 canımızı yitirdik. Onların anmasıyla başlamak istiyordum ama biterken bu belki benim de eksiğim oldu. Biz çarşamba günü Ali Yıldırım yoldaşla konuştuğumuz için bugün doğru ben de düşünemedim. Onları da yine saygıyla anıyoruz. Evet, söz sende. Gezi direnişini de ekleyelim. Gezi direnişi de 7. yılında. Evet. Orada kaybettiğimiz direniş sırasında kaybettiğimiz 8 canımız var. Onları da anıyoruz. Yıldızlar yoldaşı olsun. Bunları eklemek istedim ben.
Kesinlikle. Bir daha böylesi acıların, katliamların yaşanmaması dileğimiz olsun diyoruz ama biliyorsunuz 2 gün önce Amerika'da yine faşizan bir uygulamayla bir siyahi canımız diyorum çünkü herkes bizim için can. Göz göre göre ensesinden boynundan diz kapayla bastırıp ölümüne sebebiyet verdiler. Yani bunların yaşanmamasını diliyoruz. Arzu sen bir şey söylemek ister misin? Ben de aynı şeylere katılıyorum. Yani bu küçücük bir virüs gösterdi ki hayat zaten kısaydı. O daha da kısalttı ve anlamsızlaştırdı. Ancak birbirimize sahip çıkarak, değerleri koruyarak, demokratik, adil bir yaşamı kurabiliriz. Şu anda Türkiye'de bu gittikçe kaybolan bir süreç. Siz gene Almanya'da şanslısınız. Nispi de olsa bir demokratik ortamdasınız. Yani oldukça fazla bir Avrupa demokrasisi var. Hani şu anda Türkiye'de onların hiçbirini göremiyoruz. Ve gittikçe de hak kayıpları büyük bir boyuta varıyor. Burada sosyal medyada Amerika'da böyle gözler önünde öldürülen canı gösterdi. Gerçekten çok kötüydü. Fakat bir sürü can gözler önünde öldürülüyor. İşte bir tane canımız genç bir çocuk, 17 yaşında bir çocuk. Polis dur dedi, kaçtı diye kalbinden vuruldu Suriyeli bir canımız. Gene bir sürü canımız öldürüldü. Hala da öldürülmeye devam ediyor. Bunların artık bir son bulması gerektiğini düşünüyorum. Ve Alevi vatan, yani biz bir Alevi vatandaş olarak ve Alevi inancına mensup olan bizlerin yetişme tarzı bu böyle bir ülkenin ve dünyanın oluşmasına gerçekten müsait bir inancımız var. Tekleştirmeyen, bütünleştirici bir inancımız var. Bu yolumuza, süreğimize sahip çıkalım. Hem kendimize hem de diğer canlara can olalım diyorum. Programa davet ettiğiniz için de teşekkür ediyorum. Hepinizi de saygıyla selamlıyorum. Teşekkürler. Ya aslında konuşacak o kadar çok şey var ki hani unutmuyoruz ama inan ki sürekli olaylar tazelendiği için mesela bir Zeynep kızımız katledildi geçen Evet. hafta. Yani sürekli acı üzerine acı yaşıyoruz. Bunları unutmuyoruz ama sürekli üzerine bir şey geldiği zaman ister Evet. istemez tazeleniyor, farklı şeyler geliyor. Bunların Evet. yaşanmaması dileğiyle ben her Konu ikinize konuyu açıyor. Zeynep'in inancına laf söylendi, giyimine laf söylendi, kimin söyledi, erkek evet. arkadaşıyla bir arada olmasına laf söylendi. 3 gün sonra kapalı, muhafazakar bir canımız 22 yaşında öldürüldü. Kıyas yapmıyorum ama çok vicdansız böyle yani kadını öldürülüyor ve ama onun inancına yönelildi, onun giyimine yönelildi. Sonra 2 gün sonra kapalı muhafazakar bir ailenin evladı gitti, canı gitti. O nedenle diyorum biz Aleviler, biz Alevi inancına mensup olanlar herkesi kapsayacağız. Tüm canlara nasıl can olması gerektiğini de öğreteceğiz diye düşünüyorum. Sevgili Songül, son sözlerini alayım. Ne diyeceksin Lütfü Cemevi üyelerine, bizi izleyenlere? Evet, kötü günlerden geçiyoruz ve her gün bir öncekinden daha kötü oluyor. Ama umut bitmemiştir. Umudumuz her zaman var, her şeyin güzel olması için. Zaten bu umuttur bizi yaşatan. Biz birlikte olursak, biz can canı olursak, biz gerçekten doğru şekilde mücadele tarzı geliştirirsek bu zorlukların bizleri yıkamayacağını düşünüyorum. Biz her şeye rağmen doğru bildiğimizden vazgeçmeyeceğiz tabii ki. Bunları söylüyorum. Teşekkür ediyorum bizi konuk ettiğiniz için. Sağ olun. Ben de Evet. her ikinize yürekten teşekkür ediyorum. Güçlerimizi gerçekten bir an önce birleştirmekte yarar var. Çünkü yoksa çok geç kalacağız. Vakit ayırdınız bu kadar yoğun bir süreçte. Bana mihman oldunuz, evlerimize geldiniz, bütün üyelerimizin evine Eyvallah. mihman oldunuz. Yürekten teşekkür ediyorum. Mücadelenizde Biz başarılar teşekkür diliyorum. ederiz Biz de yanınızdayız, Deniz. sürekli birlikteyiz. Birebir yanınızda olmasak da yüreğimizle sizlerleyiz. İyi ki geldiniz, iyi ki varsınız. Teşekkürler. Bütün canlarımıza da bizi izleyenlere de buradan iyi akşamlar diyoruz. İyi Evlerimize akşamlar. misafir olduk. Görüşmek üzere. İyi akşamlar, iyi hafta sonu. Görüşmek üzere, iyi akşamlar, Görüşmek iyi ki üzere. varsınız.